Adem aleyhisselam ve Havva annemizin ikiz çocuklarının bir önceki ile bir sonrakilerinin evliliği konusunda klasik yorumlar dışında bir açıklamanız var mı? Nisa suresinin ilk ayetinde Allah-u Teala diyor ki يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Ey insanlar, sizi bir tek nefisten, yani Adem'i bir nefisten yaratan ve خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا onu da o nefisten yaratan, yani Adem'i neden yarattıysa eşini de ondan yaratan Allah'a karşı saygılı olun, ondan çekin. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً O ikisinden çok sayıda erkek ve kadınları yaymıştır. O zaman Ademler diye bir şey yok. Bir tane Adem var, bir tane Havva var. Onun çocuklarından yayılmıştır. O zaman mecburen bunlar birbirleriyle evlenmiştir. Bugün mesela Zerdüştler var. Zerdüştlerde akraba evliliği vardır. Yani böyle yakınların evliliği vardır. Benim aklıma gelen o. Ben dinler tarihçisi falan değilim. Yani ilgili arkadaşlar, bu belki söylediğim tamamen saçma da olabilir ama aklıma geleni söylüyorum. Şimdi onların İdris aleyhisselama uyduğunu söyleyenler var. Eğer gerçekten öyleyse oradan kalma bir şey olabilir. Ama bizim için uygulanan şeriat Nuh aleyhisselamın şeriatıdır. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayetinde diyor ki Estağfirullah şer'a lekum min eddini ma vassa bihi Nuhan. Allah-u Teala Nuh'a neyi emretmişse onu sizin için şeriat yapmıştır. Demek ki Nuh aleyhisselam'dan sonra ciddi bir değişim söz konusu olmuş. Oraya kadar uygulanan başka, ondan sonrası başka. Bu Cenab-ı Hak ona müsaade ettikten sonra kimi ne ilgilendirir? Yani Allah bu kararını verirken bize mi soracaktı? Evet.